Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bir Kasım ayına giriş yapıyoruz arkadaşlar. 1 Kasım çarşamba günü niyetine fincanımı siz sevgili takipçilerime, abonelerime ve beğeni yapanlara niyet ederek kapatmış bulunmaktayım. Ben sizlerin niyetine kapatmışken lütfen sizler de şöyle bir kendi niyetlerinizi olduğu niyetiyle Kulağınızın duyabileceği bir şekilde dillendirmeyi kesinlikle ihmal etmeyin ve kahve olsun tarat olsun açılımlarda size ait olan pozitif enerjiyi alın lütfen negatif enerjiyi bırakın gitsin 1 Kasım çarşamba gününde de Kasım ayına yeniden şöyle bir giriş yapmak istiyoruz bir bakalım açılımlarımız bizlere neler gösterecek? Ama bizim niyetlerimiz güzellikler, şöyle bolluklar, bereketler, nasipler, kısmetlerin bol olduğu bir aya giriş yapmak olsun arkadaşlar. Bakalım Kasım ayı 1 Kasım çarşamba günü niyetine fincanımız bizlere neler gösterecek? Yeni gelen arkadaşlar da emeği saygı için Kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Hemen şöyle bir fincanınıza beraber bir bakalım. Evet, önceliğim sizlere bir göstermek. Evet, dolu dolu bir fincanla karşınızdayım arkadaşlar. Bakın. İlk gördüğümüzde hemen bir başlayalım. Kılıçlar çekilmiş bir şekilde arkadaşlar gümbür gümbür başlıyorsunuz diyebilirim. Kılıcın böyle birden çekilmesi. Böyle zıtlaştığınız birisi var mı? Özellikle anlaşamadığınız, zıtlaştığınız. Hani tartışırsınız da tartıştığınızın neyden kaynaklı olduğunu anlamazsınız ya. Tam da böyle bir durumdan bahsediyorum. Bu ya yani herhangi bir konuda zıtlaştığınız birisiyle şöyle de bir o kılıcı çekerek kendinizi savunarak, kendi problemlerinizi, derdinizi anlatarak, hani bana kimse dokunmasın tarzında bir e, söylemlerde bulunarak bu kişiyle olan zıtlığınızı açıklığa kavuşturabilirsiniz arkadaşlar. Hani artık bir takım konulara da son vermiş olabilirsiniz. Artık bıkmışsınızdır bu zıtlıktan ve bitirmeye karar vermiş olabilirsiniz. Sizler burada bazen bu kılıç çektiğiniz insandan keskin sözler duymuş durumunuz var. Aynı zamanda sizler de bir takım keskin sözler söylemişsiniz. Hem can acıtmışsınız hem de e, canınız acımış vaziyette ama e, bu işi sonlandırmak için uğraşabilirsiniz. Özellikle de bu günlerde Kasımın başında. Bakın arkadaşlar, hayırlı yolculuklar diyelim ama bir takım aydınlık yolculuklarınız var. Bir araba gibi düşünün bunu. Bir takım uzaklaşmalar. Böyle hmm, nasıl diyeyim? E, bulunduğunuz yerden gitmek istediğiniz bir yerler varsa gidebileceğinizi gösteriyor. Hayırlı yolculuklar diyelim. Evet burada güzel olacağını da gösteriyor. Bakın tartıştığınız birisi var ama tartıştığınız kişi piyasada yok. Siz tek başınıza duvarla tartışır bir vaziyette görünüyorsunuz. Burada bir problem var aslında. Burada bir sıkıntı var. Siz bunu çözmek için sürekli olarak konuşuyorsunuz, ifade ediyorsunuz, anlatıyorsunuz. Ama karşınızdaki insan tam bir duvar görevi görüyor. Yani anlattıklarınız ona çok fazla işler vaziyette değil. Anlatıyorsunuz ama bir noktada yani tek başınıza konuştuğunuzun hani ben söylüyorum ben dinliyorum gibi böyle tek başınıza bir takım mücadele çözme gibi bu problemleri çözme gibi bir mücadelenin içinde tek başınıza olduğunuzu anlayacaksınız. Bakın şuradakiler yani küçük küçük balonlar diyebilirim. Bunlar ne biliyor musunuz? Bir kutlama yapılacağınızı, yapacağınızı gösteriyor. Sevineceğiniz bir olayı yaşayacağınızı gösteriyor aslında. Şimdi burada e, kutlama yapmak bir bayram havası gibi düşünün. E, güzel sevinçli bir haber almak, güzel bir takım adımlar atmak, bir takım elde etmek istediklerinizi elde edip de burada kutlamalarda yapabilirsiniz. Amacınıza ulaşmış olabilirsiniz. İstediklerinizi elde ederek yapabilirsiniz. Bir takım başarılarınız vardır. Bu başarılarınızı kutlama gereği de duyabilirsiniz aslında. Sevineceğiniz olaylarla beraber aslında Kasım ayına başlamak çok da güzel oldu. Bunu söyleyeyim. Devamı gelsin diyorum. Bakın arkadaşlar Sanki biraz tuzlu sular dediğimiz hani tuzlu sular acı olur ya hani içemeyiz yani bir şey yapamayız onunla bir takım tuzlu sularda yüzüyorsun aslında yani hani e, zorluklarla yani biraz daha hani nasıl desem e, mücadeleci bir şekilde yani istediklerini dahi hep bir mücadele ile elde ettiğini gösteriyor. Tuzlu sulardan çıkmanız lazım. Net bir şekilde bunu söyleyelim. Sizin artık tuzlu sulardan şöyle hareket ede ede mücadele ede ede yüze yüze açıkçası o tuzlu sulardan çıkıp da biraz daha ferahlığa doğru kavuşma durumunuzun olacağını da gösteriyor. Ayrıyetten bu tarz durumlar hayatınızdaki monotonluktan sıkıl yani çıkıp da şöyle bir e ferahlamaya, aydınlanmaya doğru geçeceğinizi, yani hayatınıza bir renk geleceğini de gösteriyor. Bakın, inişler, çıkışlar çok fazla olmuş hayatınızda. Belki bir takım kayıplar verdiniz maddi ya da manevi. Zor durumlara düşmüş olabilirsiniz ya da düşürüldünüz. Bak bunları söyleyeyim. Ama bu inişler çıkışlar bir noktada yükselişe geçmiş farkında mısınız? Yani bir nokta artık tak noktası diyoruz ya. Hani tık etti artık tamam, bitti, geriye dönüş yok. Tam da böyle bir belki de zor durumda bir aydınlanma yaşayarak ferahlama durumunuz olacağını gösteriyor. İnişlerin çıkışların son bulacağı bir döneme giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Hmm, evet. Bakın bir denize balıklama bir şekilde atlama durumu. Hani nasiplerinizi arıyorsunuz. Önünüze bir fırsat gelmiş. Siz de denize atlayarak oradaki balıkları toplama niyetindesiniz. Derdiniz oradaki nasiplerinizi almak aslında. Sizler hani böyle bir bir takım elinize geçen fırsatları doğru değerlendireceğinizi gösterir aslında. Bu çok güzel bir şey. Niye biliyor musunuz? Atlıyorsunuz çünkü. Önünüze bir fırsat geçtiğinde bir takım olanaklar geçtiğinde hemen balıklama atlıyorsunuz ve nasiplerinizi alacağınızı da gösterir aynı zamanda. Bak şurada bir kilit var. Ya bu kilit aslında nasıl bir şey biliyor musun? Problemin bir problemin vardır ama yani o problemi çözmek ciddi anlamda zordur. Karamsarsındır bir takım kilitler elde etmişsindir. Şöyle kilitler hani kilitlenmişsin diyoruz ya bazen işte kilitlenmişsindir. Nasiplerin konusunda bir takım problemlerin çözümü konusunda Önünüze gelecek fırsatları, olanakları görme konusunda bir kilitlenme, bir göz kapalılığı olmuş olabilir. Hissiyatlarınızda mesela tıkanmalar yaşıyor da olabilirsiniz. Duygu durumlarınızda tıkanmalar da yaşıyor olabilirsiniz. Şimdi önünüze gelen bir kilit var, önünüzde durur vaziyette. Ama bu kilidi de artık anahtarını bularak açma durumunuz var. Yani o problemin çözümünü bulup da kilidi açacağınızı gösterir. O kilitli olanların artık açılacağını gösterir. Mesela bir iş nasibiniz vardır ama onu bir türlü elde edemiyorsunuzdur. Mesela bir işe giremiyorsunuzdur. Artık o işe girebilmek için kilidinizi açacağınızı gösteriyor. Aslında bu nasıl bir şey biliyor musun? biraz mucizevi yani zor olan bir şeyi senin hayatın için söylüyorum. Herkesin hayatı birbirinden farklıdır arkadaşlar. Erkek olsun bayan olsun 7'den 70'e herkesin hayatı farklıdır biliyorsunuz. Burada, burada kesinlikle bir mucizevi olay yaşanıp da zor olan bir takım işleri başaracağınızı ve hani nasıl desem mümkünatı yok böyle bir şey olmaz dediklerinizin de başınıza geleceği bir zaman diliminde olduğunuzu gösteriyor. Gözü kapalı olanların da gözünde açılmalar olacak. Bak bunu özellikle söyleyeyim. Bak şurada bir cenin gibi düşünün. Bir bebek haberi alınabilir. Sürpriz bir bebek haberi. Kendiniz için uğraşıyorsanız kendinizle alakalı olabilir. Burada bu durumdan dolayı sevinç gözyaşı akıtma durumunuz var arkadaşlar. Sizler bekliyor musunuz, uğraşıyor musunuz? Burada ya siz ya da böyle sevdiğiniz, değer verdiğiniz birisinden böyle bir bebek haberi alabileceğinizi gösteriyor. Ama sizler için de aynı zamanda bir mutluluk haberi yani bu mutluluk haberini kesinlikle paylaşıp da e, mutluluğunuza mutluluk katma gibi durumlarınız olduğunu da gösteriyor bakın bir malınız mülkünüz var örnek veriyorum eviniz vardır arabanız vardır bir anahtar sahibisinizdir mesela malınız mülkünüz var ama Ekstradan da o malınıza, mülkünüze böyle bir tane daha ekleme durumunuz var. Yani bu ne demek? Bir anahtar daha eklemek gibi bir durum yaşayacağınızı gösteriyor. Hiç anahtar sahibi olmayanlar varsa aranızda, burada kesinlikle bir anahtar sahibi olacağınızdan bahsediyor aslında. İşte ev alınabilir. Ev varsa araba alınabilir. Burada sizin niyetiniz çok önemli. Ya da eviniz arabanız varsa da şöyle bir dükkan da olabilir. Mesela anahtarla alakalı örnek veriyorum. Malınız mülkünüzde varsa bunun bir tane daha fazlasının sizlere geleceğini de gösteriyor. Sanki böyle bir anahtar tamamen sana geçer vaziyette. Bak bunu da söyleyeyim. Şöyle ben hemen tabağınıza da bir bakmak istiyorum. Sonrasında da bir tarot açılacağız arkadaşlar. Bakalım 1 Kasım çarşamba günü niyetine bizleri neler bekliyor? Evet, şöyle gösterelim. Bakın sizin istediğiniz şeyi isteyen birisinin olduğunu daha gösteriyor aslında. Ben hani diyorum ya niyetlerinizi, hayallerinizi, hedeflerinizi ölü önüne gelen herkese söylemeyin. Yüzünüze güler ama aynı zamanda arkanızdan da sizin istediğiniz şeyi yapmak isteyen, almak isteyen birileri olabilir hayatınızda. Buna ekstradan dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Siz bir nasip için uğraşıyorsunuz. Karşı tarafta sizin istediğiniz nasip için uğraşıyor. İkinizin de yolu aynı vaziyette. Siz nasıl zorluklardan geçiyorsanız karşı tarafında o zorluklardan geçme durumu var. Siz nasıl mücadele veriyorsanız karşı tarafta böyle bir takım mücadeleler verdiğini gösteriyor. Dikkatli olmanız lazım. Daha fazla hareketli, daha fazla atik, daha çok gözü uyanık bir şekilde bu dönemde hareket etmeniz lazım. Rakibiniz ya da düşmanınızın sizden ileride olmamasına özellikle dikkat etmeniz de gerekiyor. Bak bunu söyleyeyim. Bakın arkadaşlar yukarıdasınız. Zirvedesiniz aslında. Ama zirveye çıkana kadar yani bir şeyleri elde edene kadar evet baya bir zorlandınız, mücadele ettiniz, istediğinizi elde ettiniz. Ama tam olarak tatminkar durumda olmadığınızı gösteriyor. Yani bir tarafınızın aslında eksik kaldığını gösteriyor. Mesela şöyle bir söz vardır ya Aşkta kazanan işte kaybeder, işte kazanan aşkta kaybeder. İş hayatınızda istediğiniz bir mevki, makama sahip olup da belki de aşk hayatınızda istediğinizi elde edemiyorsunuzdur. Ya da aşk hayatınızda zirveyi vurmuşsunuzdur ama iş hayatı problemlidir. Çok çekişmeli de geçiyor olabilir. Bunu sosyal hayatınıza göre, şahsi hayatınıza göre de yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. Ama sizin bir konuda, özellikle bir konuda şöyle bir nasıl desem zirveye çıkma durumunuzun olduğunu da gösteriyor. Bakın, şöyle bir baktığımda gerçekten gülmeye, bak bunu çok ciddi olarak söyleyeceğim lütfen dikkatli dinleyin. Çok üzüntüler yaşamışsınız, acılar yaşamışsınız. Büyük kayıplar vermişsiniz. Maddi ya da manevi gülmeye, eğlenmeye, gezmeye çok ihtiyacınız olduğunu gösteriyor. Gördüğüm için söylüyorum. Arkadaşlar mutlu olacağınız, eğleneceğiniz ortamlara gelin. Size kötü hissettiren ortamlara özellikle girmemeye dikkat edin. Üzüntü çatacak, karamsarlık yaşatacak, enerjiniz düşünecek ortamlara kesinlikle girmeyin. Tam tersine istediğiniz, mutlu olacağınız, eğleneceğiniz, kahkahalar atacağınız ve yüzünüzün güleceği bir takım yerlere girerseniz sizler için özellikle bu dönemde çok 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 iyi olacak diyebilirim. Bakın bir takım yazılar böyle bir ee, nasıl diyeyim sınavlara mı gireceksiniz hani nasıl diyeyim yani belki bir terfi için belki bir atama için belki bir takım durumlar için şöyle bir sınava girebilirsiniz mülakatlara girebilirsiniz yazılı sözlü artık her neyse ama sizin burada çok istediğiniz bir şey için uğraştığınızı gösteriyor. Bunun için bile dinleyebilirsiniz şu an beni. Terfi için olabilir, sınavda başarılar gibi olabilir arkadaşlar. Bu konuda temiz yazılarınız var. Bakın ne kadar görünür bilmiyorum ama temiz yazılarınız olduğunu da gösteriyor. Siz demek ki burada bir aydınlanma, önünüz, bahtınız açık demektir ve e, o sınavı başarıyla geçmek gibi bir takım durumlar yaşayacağınızı da gösteriyor. Bakın, sırtınızda bir yük var. Siz bir tane yükü attıkça ikincisi biniyor. Bir tanesini atıyorsunuz, diğerini bindiriyorlar hemen bir yük var. Yani aslında şöyle söyleyeyim, sorumluluklarınız var. Ama evet, beliniz bükülmeye başlamış vaziyette. Sorumluluklar altında kaldım diyebilirsiniz. Bu kadar yük bana çok fazla diyebilirsiniz. Borçlarınız vardır. Bu kadar borç bana çok fazla diyebilirsiniz. Bu yüzden hani bu borçlardır, sorumluluklardır, yüklerdir. Bunlardan kaynaklı hayatı ittire ittire götürmeye çalışıyor da olabilirsiniz. Ama dikkat edin dışarıya doğru olduğu için burada şunu söylemek istiyorum. Evet zorluklar var. Evet hayatın içinde bir takım mücadeleler var. İttire ittire de giden bir hayatınız var. Ama bir noktada temize çıkacağınızı, borçlardan kurtulacağınızı. Ama burada bir borcu kapatacağım diye uğraşırken ikinci bir borç yapmamanız, yani borcu borçla kapatmamanız gerekiyor arkadaşlar. Ekstradan da bir borcunuz biterken yeni bir borca girmemeniz gerektiği konusunda da ben sizi uyarmak istiyorum. Evet, böyle bir takım işte sorumlulukların azalması, durumu olacağı, yüklerinizin azalma durumu olacağı, borçlarınızın hafifleyeceği bir döneme giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da böyle söyleyerek sizler için hemen bir tarot açılımı yapmak istiyorum. Şöyle fincanınızı, tabağınızı kenara alalım bakalım. Şöyle hemen sizlerin niyetine 1 Kasım Çarşamba günü için kartlarımı karıştırmak istiyorum. Hadi bakalım. Şöyle de bir ilk kartımı seçerek bir başlayalım telafi kartı geldi arkadaşlar ve bu ilk kartım olarak geldi. Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim. Kendinize karşı bir takım saygısızlıklar yaptığınızı gösteriyor. Üzgünüm bunu söylemek istiyorum çünkü önemli. Kendinize karşı değersiz hissettirebilirsiniz. Şimdi kötü ortamlara girersen değersiz hissedersin. Güzel ortamlara girersen kendini değerli hissedersin. Şimdi burada ilk önce kendine yaptığın hataları, kendine yaptığın saygısızlıkları şöyle bir telafi etmen gerektiğini gösteriyor. Mesela örnek veriyorum. Bir şeyi yapmayacağım deyip de yaptığında aslında kendine karşı bir kötü bir durum yapmış oluyorsun ve bu da sana karşı senin yaptığın bir saygısızlık oluyor. Kendine karşı yaptığın hataları telafi etmen gerektiğinden bahseder. Bir de senin kalbini kıran, böyle kötü sözler söyleyen ama pişman olan birisinin varlığından bahseder bu kartımız. Senin gönlünü almak için, yapıcı olmak için, o kırılan kalbini düzeltmek için, özür dilemek için sana geri gelecek birisinden bahsediyor. Şöyle bir devam edelim. Keşif kartı geldi. Kendini kesinlikle fark etmen, kendini öğrenmen gereken bir dönemdesin. Bakın arkadaşlar dönem dönem huylar değişir, duygular değişir. Bazen çok sevdiğimizi şöyle bizlere bir takım kötülükler yaptığı için kendimizden uzak tuttuğumuz durumlar vardır biliyorsunuz değil mi? Tam da böyle bir durumdan bahsediyorum sizlere. Kendinizi fark edin. Neyi seviyorsunuz? Neyi sevmiyorsunuz? Ne yapmak hoşunuza gidiyor? Neyden nefret ediyorsunuz? Bu tarz durumları kendinizle alakalı şöyle bir e, iç dünyanıza yönelerek, içsel bir yolculuk yaparak kendi kalbine bir takım yolculuklar yaparak kendini keşfetmen gereken bir zamanda olduğunu da gösteriyor. Şöyle devam edelim bakalım. Bir yıldız yükselmesi geldi. Bakın enerji yükselmesidir bu. Yıldızın da yükselmeler olacağını gösteren kartımdır. Kadersel olarak şanslı bir zamandan geçeceğini gösteriyor. Şöyle dileklerinin, niyetlerinin gerçekleşmesi durumundan bahsediyor. Arzu ettiğin, elde etmek istediğin, istediğin bir takım şeyler vardır. Bunlara kavuşmak için bir takım fırsatlar, olanaklar hayatına gelecek demektir. Bunları iyi değerlendir. Ve devam edelim. Evet birisi senden gerçekten özür dilemek için gelecek. Aynı zamanda da senden çok bağışlayıcı, affedici olmanı bekleyecek. Yaptığı hataları, yaptığı yanlışları görmeden, kendine bakmadan direkt senin onu affetmeni bekleyecek durumda görünüyor arkadaşlar. Sizler burada hani haksızlıklara uğramış olabilirsiniz. Bir takım nankörlüklere maruz kalmış olabilirsiniz. Size karşı hatalar, sergilenmiş olabilir. Ama ciddi olarak birileri pişman bir vaziyette yaptıklarından kaynaklı. Bak telafi kartı da geldi ve affetmeni isteyen insanlar da var. Size bir şey söyleyeyim mi? Helallik için yanınıza gelen insanlar olabilir. Ekstradan pişman olup özür dilemeye gelen insanlar olabilir. Burada gerçekten ciddi bir durum var ve pişmanlıklarını sizlere söyleyeceklerini de gösteriyor. Evet bir takım fırtınalar kopabilir hayatınızda. Hiç beklenmedik zamanda birden aniden bir takım tartışmalar yaşanabilir. Uyumsuzluklar, sıkıntılar, olumsuz enerjiler hani Can, can yakan sözler bir takım sıkıntılara götüren durumlar yaşanabilir arkadaşlar. Siz burada beklenmedik bir şekilde tartışmalara hazır olun Çünkü gerçekten hani hiç düşünmediğiniz insanlardan kaynaklı bir takım tartışmaların ortasında kendinizi bulabilirsiniz. Bak kendini gerçekten keşfet. Bak hem keşif kartı geldi hem de hazine kartı geldi. Yeteneklerin var. Çok güzel elin emeğiyle yaptığın işler var. Kendi içinde bir hazine var ve bu hazineyi keşfetmen gerektiğini gösteriyor. Ve bunu keşfedersen de maddi ve manevi bir takım zenginliklere ulaşacağını gösteren kartımdır değerli olduğunuzu, kıymetli olduğunuzu, sevilmeye, sayılmaya değer bir insan olduğunuzu insanlara göstereceğinizi bakın kendi içinizdeki hazine ile ilk önce kendinize değer veriyorsunuz kendinizi sevip sayıyorsunuz kıymetli görüyorsunuz sonrasında da bunu dışarıdaki insanlara yansıtarak bak ben çok kıymetliyim bak ben değerliyim sevilmeye layığım hissiyatını onlara yansıtacağınızı da gösteriyor. Merak ettikleriniz var. Aklınızda birden fazla sorular olduğunu da gösteriyor. Aklınıza takılıp kalan bir takım konular çözülmeyi bekleyen durumlar varsa bunların şöyle bir konuşulup da çözüleceğini aynı zamanda sizler de aklınızdaki e, bu Nasıl diyeyim? Soruların cevaplarını alacağınızı gösteriyor. Öğrenmek istediklerini, öğreneceğinizi gösteriyor. Bir kişiyi mi merak ediyorsun? Bir durumu mu merak ediyorsun? Biraz araştırma yaparak önüne hepsinin dökülmesi durumu olduğunu da gösteriyor. Ve şöyle devam edelim. Zaten hayatınız sürekli bir takım çabalar vermekle, mücadeleler vermekle geçtiğini gösteriyor arkadaşlar. Ulaşmak istediğin amaç için ciddi bir mücadele, ciddi bir çaba göstereceğini, emek sarf edeceğini gösteriyor. Hareketli bir zaman diliminde olduğunuzu gösteriyor. Hareket berekettir. Ne kadar olursa olsun hareketinizden asla taviz vermeyin. Hareket sizin aydınlanmanız ve ilerlemeniz için sizlere bir vesiledir arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. İnandığınız şeyler için uğraşacağınızı, emek vereceğinizi gösteren ve bunun için mücadele edip çalışacağınızı gösteren bir kartımdır. Evet, karmaşalar var hayatında. Tekrardan söyleyeceğim ki bir takım sıkıntılar, problemler tam çözmek istiyorsunuz. Baştan başa sarıyorsunuz. Bir kısır döngünün içinde bulabilirsiniz. Aslında hayat olarak bir labirentin içinde bulunduğunuzu, o labirentin de dışına çıkmanız gerektiğini bahsediyor. Yani monotonluklarınızı, alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerektiğinden bahsediyor arkadaşlar. Hani böyle bir problemi sürekli olarak çözmeye çalışırsın da duvara çarparsın bir türlü çıkış yolu bulamazsın ya artık alışkanlıkları değiştirerek şöyle de bir çıkar yol bulabileceğinizi gösteriyor. Bakın fincanı da çıkmıştı ama burada da bir çocuk çıktı ve son kartım olarak geldi. Çocuk kartı bekleyen arkadaşlar varsa şimdiden hayırlı olsun diyelim. Bir hamilelik haberi, bir müjdelenme, sürpriz bir takım gelişmeler yaşanabilir arkadaşlar. Ekstradan yeniden doğuştur sizler için. Güzel, masum bir şekilde hayatına sıfırdan iyiliklerle başlayacağınızı gösteren kartımdır. Yeniden bir hayatın aslında sizlere bahşedilmesi durumudur. Eğer bir çocuğunuz varsa bu çocuktan kaynaklı bir takım başarıları e, böyle bir gururlanmalara e, maruz kalacağınız yani gururlanmalar yaşayacağınızı gösteren kartımdır. Evet arkadaşlar 1 Kasım çarşamba günü niyetine şöyle bir kahve ve torta açılımı yaptık. Lütfen pozitif enerjiyi alın, negatif enerjiyi bırakın gitsin. Yeni gelen arkadaşlar da emeği saygı için lütfen kanalıma abone olup beğeni yapmayı ihmal etmeyin. Tekrardan yeni bir açılımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.